Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere bir Word dosyasında çalışırken Excel tablosunu nasıl ekleyebileceğimizi anlatacağım. Bazı zamanlarda bizim hesaplama yapmamız gerekebiliyor ve bu işlemi Word'de yaptığımız zaman çok çok sınırlı olabiliyor ve güncel şeyler olmayabiliyor. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hemen örneklere geçelim. Şimdi öncelikle şuraya bir satır ekleyelim. Sağa tıkladım. Altına satır ekle dedim. Bu kısma geldikten sonra şuraya toplam yazdım. Ben şunların hepsini toplamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Düzen kısmına geldim. Formül kısmına geliyorum. Buradan bu işlemlerden sum seçeneğini seçmem gerekiyor. Daha önce seçtiğim için burada yazıyor benim. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi 24 rakamı çıktı karşımıza. Toplamış oldu. Aynı şekilde şu taban yazan yeri toplayalım. Formül kısmına geliyorum. Yine buradan sum kısmını seçiyorum. Seçilmiş vaziyette daha önce seçtiğim için. 1492 şeklinde seçti. Fakat burada bir sıkıntı var. 260 yazıyor. Bakın ben bunu 100 yazsam o 1492 değişmeyecek. Bu büyük bir problem. Gördüğünüz gibi değişmedi. Peki ben bunu o zaman ne yapacağım? Excel dosyasında yapacağım. Excel'i buraya nasıl ekleyebilirim? Ekle kısmına geldim. Tablolar kısmına gelip Excel elektronik tablosu şeklinde oluşturabiliriz. Burada tablomuzu aynısını buraya yapıştırabiliriz. Öncelikle tablomuzu bir kopyalayalım. Kopyala seçeneğine geldik. Çift tıklarsanız tabloya tekrar girersiniz. Daha sonrasında buradan şu şekilde bunu kopyalayabilirsiniz. Bu arada mesela A ile B arasında bakın böyle bir sıkışkınlık olmuş. Bunun arasına çift tıklarsanız yazının boyutu kadar bunu genişletir. Aynı şekilde burada, aynı şekilde burada. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi buradaki rakamları gördük. 24 ve 92. Karışmaması için buraya yazıyorum. Değiştiğinde görün diye yazıyorum. Gerçek rakamlarımız. Değiştirdiğimizde nasıl olacak? Biraz önce rakamın birini değiştirdik zaten. Şimdi toplam kısmımız burada. Ben bunları toplamak istiyorum. Şuradan da mesela bazı rakamları değiştiriyorum. Bakın buradaki rakamların değişmesi gerekiyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi yukarıya artık Excel'in özellikleri geldi. Çünkü biz şu anda Excel'in içindeyiz aslında. Bu kısımda Excel otomatik topla dediğim zaman nereleri toplayacağı orada görülmektedir. Sarı çizgiyle C2 ile C7 arasını topluyor. Enter dediğimde gördüğünüz gibi 25 rakamını verdi. Yine yan tarafına geldim. Otomatik toplam dediğimde, enter dediğimde 1274'ü verdi. Buradaki 231'i mesela 200 yapıyorum. 1274 sayısı değişecek gördüğünüz gibi. Buradaki 4 rakamını 12 yapıyorum. Buradaki rakam artacak bakın. Boşluğa tıkladığınızda gördünüz. Bunu Word'de yapamıyorsunuz. Ondan dolayı burayı da yine siz bu şekilde kesip alabilirsiniz veya kopyalayıp alabilirsiniz. Yine başka yerde de bunu kullanabilirsiniz. Şu şekilde de tekrardan ulaşabilirsiniz. Peki bu yan taraflarda bir takım yerler kaldı gördüğünüz gibi. Onları nasıl yok edeceğim? Tekrar çift tıklıyorum. Bunu kesip kopyalamanıza da gerek yok. Direkt boşluğa tıklayınca zaten geliyor. Fakat şu kısımda şuraya kadar, evet, bunu buraya kadar aşağıda da kaldı bakın. Aşağıya da almak istiyorum. Bunu Excel'deyken yapacaksınız. Şu şekilde çektim. Evet. Boşluğa tıkladım. Gördüğünüz gibi görünmüş vaziyette. Çift tıklıyorum. Evet. Toplam kısmını biraz önce yanlışlıkla sildik. Tablomuzu bu şekilde çok rahat bir şekilde oluşturabildik. Gördüğünüz gibi. Daha da düzenli oluyor. Daha da net bir şekilde bunları uygulayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayınız.